Neler geldi? Bizim başımıza her zaman başımıza gelenler geldi aslında. Aksilik, nazar, kem göz. Bunlar zaten bizim başımıza başka bir şey yok ki. Ben konuşmayı o kadar çok özledim ki. Ve konuşmayı o kadar çok özledim ki. Ve siz beni canlı olarak muhtemelen
bu kadar net bazı yayınlarda gördünüz. Çoğu yayında bu kadar net görmemiş olabilir. Getir Damla, getir. Damla da 3 tane ışığı kontrol etmeye çalışıp. bizim işte profesyonellik. Damla, ben çok turuncu çıkıyorum yalnız. Üstüm ben ya, soğuk sen alt tonluyum. Ben ama slay alt tonluyum. Daha bitmedi, durun, daha bitmedi. Daha yeni başlıyoruz. Bundan sonra Belkıs TV stüdyosundayız. Damlacığım şöyle bir çok da değil, çok da değil. Ha, bakın arkadaşlar, nasıl? Nasıl ortam? Bakın. Evet, yeni stüdyomuz burası arkadaşlar. Bundan sonra biz burada hoplayıp zıplayıp istediğimiz gibi konfeti atacağız ve konfeti götümüzde patlayacak. Ama asla patlamayacak. Niye patlamadı konfeti, ben anlamadım. Bir peki, şov yapılmadı. Peki bitti mi şeyi? Konfetili tarihi tabii. Geçince şey bitmiş işte. Havası kaçtı. Var mı böylesi ya? Şey bitmiş. Ama ne var? Bir tane çok güzel bu yayının sponsoru olan bir markadan bize hediye paketi gelmiş. Onu açacağım sizlerle birlikte. Birlikte açalım kutuyu. Gerçekten bizler için çok değerli bir sponsor. Evet, çok 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 büyük bir hediye bu arada. Elif. Elif'cim sen de orada dur. Evet arkadaşlar, çok güzel bir hediye, çok sevdiğim bir markadan bizler için kocaman bir paket göndermişler. Çok teşekkürler. Şimdi paketi açalım. Ay, acaba içinde ne var? Ay, ne var acaba? Şöyle bir açayım ben de. Ne varmış? Hayır, hayır, bir dakika. Şu an kayıtta değiliz zaten. Buyurun. Hayır, bir dakika. Bir çıkalım biz aynen. Bir çıkalım arkadaşlar. Yetkili bir arkadaş var mı ya burada? Tamam, geldim ben abi. Buyur, gel abi sen. Burada belki sabırla. Çünkü bir sıkıntılı bir şeyler var. Hayır ya, bir dakika zaten. Ama. Yok ya, bir çekmiyorum. Bir şey yapmıyoruz zaten şu anda. Bu saat tanıtı. Yani Bir kere de patla ya. Şu konfetiler bir kere. Ya Allah, konfetiler mi çalışmaz ya? Konfetiler.
arkadaşlar. Evet, yaşadıklarım hayatımla ilgili olan her şeyi özetleyen küçük şovumu izlediğiniz için teşekkür ederim. Soruma geçsin, sağ olun. Klimayı açsanıza. Burak, bu klimalar kapatılmayacak diye konuştuk ama. Ya ne dedik biz? Bu klimalar açık kalacak demedik mi? Vallahi terk edeceğim artık şu stüdyoyu ya. Şurama geldi ha. Öncelikle Belkıs TV yayını şimdi başladı. Size yalan söyledik. Önceki yaptığımız şeylerin hepsi kurmacaydı. Aynı zamanda ben bir uyarı yapmam gerekiyormuş. Bu yasal zorunlulukmuş. Bunun için aslında ben bir şey, ikon ve şey çalıştıracaktım hani. Bu yayın komiklik içermemektedir diye. Bunu önden belirtmemiz gerekiyor sanırım insanlara. Sonradan çünkü şey oluyor. Yayın komik değil gibi şeyler geliyor. Hani onları önden söyleyelim ki sonradan biz kimsenin hakkına girmek istemeyiz bu arada. Komik. Yani kul hakkıdır. Komiklik yapmıyoruz. Hani insan o böyle bir beklentiyle gelirseniz... Böyle bir içgüdümüz yok ben yani. Ben hani... ben kimseye şey olmak istemiyorum şimdi. Borcu edindik, borcumuz oldu. Komiklik borcu. Borcum oldu. Borcum oldu, onu bir söyleyelim baştan. Arkadaşlar bir durun ya, ne fark eder ki zaten. Diyor ki karanlık ve bulanık. Sen de galiba YouTube'da bizim diğer yayınlarımızı izlemedin. Anlamadım şu sistemi, ben uzay çağında falan hissediyorum şu an. Ya ulan roket fırlattık uzaya, hala yaranamadık. Var mı böyle bir şey? Yani hayatımda ilk defa görüyorum şu konuyu. Ben. Bugünkü formatımız şu. Aslında açılış yayını yapmak. Açılış yayını burada aslında deneme bu. Bu deneme aslında. Daha süper yayınlarımız da olacak. Denemesi. Yani bu süper bir yayın değil yani. Zaten burada ben kendimi yani %60 yani 60 falan Sıla'yı hissediyorum. Benim Sıla'yiliğim biraz az bugün. Hani onu da işte arkadaşlarımla falan biraz toparlamaya çalışıyorum. Bugünkü yayınımızın konsepti tarz mı farz mı? Bizim eskiden çok yaptığımız, sonraki sezonlarda bir kere bile yapmadık galiba. Çok aza düşürdük, evet. Evet, aza düşürdük. Bizim ama öyle, canımız ne isterse onu yapıyoruz. Gerçekten çünkü. Öyle. Kanka sal, her dediğim şey değil. İnsanın böyle onaylayan, aynen vallahi. Sercan'ın bu yayındaki görevi. Ben de dersem kanka aynen falan da tamam. Bir kere hangi yayındır? Bir keresinde hayır dedim ya. Bir kere hayır dedim, ben şoka girdim. Bir kere Sercan bana hak vermedi, ben böyle şoka girdim. Ne? Nasıl yani falan. Ay nasıl toparlayacağımı bilmedim. Neyse. Hani kanka bir kere ben sana derdimi atmışsam da hayır, alakası yok, bir şey demiştim. Ben haksız falan demiştim. Şoka girmiştim hani. Nasıl yani? Kendimi şey yapmak, sorgulamak durumunda kalmıştım. Neyse, tarz mı farz mı da şöyle oluyor. Yayına arkadaşlarımız katılıyor. Bize başvuran arkadaşlar katılıyor ve biz onların kıyafetlerini yorumluyoruz. Yani şu anki yani kıyafetleri yorumluyoruz. Biz çok bilir kişi olduğumuz için sana kıyafetleri yorumluyoruz. Öyle de insanlarız yani. Ve bugün konseptimiz de okul dönüşü. Yani siz okula artık ne zaman dönüyorsun? Ben okula en son 10 sene önce gittiğim için... ben artık yaşımı söylüyorum bu arada. Ben çok değiştim, biliyor musunuz? Okula giderken işte ne giyersin? O kız olmak için ne yaparsın? Mesela ben okula değil, herhangi bir yere giderken... giyinme çok özen gösteren biriyimdir. Hep mi yani ama? Hep mi mesela? Bazen özensiz bak, olmak çok özensiz gelir. Özensiz giyinmek de bir tarz. Ama sersan... Onu biliyoruz da hani mesela hiç bugün hiç mi bir şey giyesin gelmedi? O zaman bir şey giyesim yoksa dışarı çıkmam. Dışarı çıkmazsın. Öyle, biz öyle. Yani dışarı... Ekmeksiz susuz kalırız da. Aynen. Ya hayır, şöyle bir şey bu arada, benim marka takıntım falan olmaz da benim tarz takıntım vardır. Evet. Mesela yanındaki insanlar tarz giyinmediyse ben onlarla arkadaşlık yapmam. O yüzden bütün arkadaşlarım çok şıktır. Gel kız, gel Elif Naz, gel gel. Gel kız, gel. Bir gel. Gel be. Şu kızın güzelliğine bak, bak. Al mesela uyumsuz ama ne kadar uyumlu. Ne kadar uyumlu ama uyumsuzluğun uyumu. Uyumu. Şu tarz bir şeyle taçlandırıyorum. Evet, mesela bir şöyle biraz geri git bakayım, arkadaşlarım görsün seni. Yani bir İspanyol eslik var. Bizim ışığımız mı az? Yüzümüz mü mat? Bekle bir dakika, dur. Ha. Kanka, aynen. Yüzümüze nur indi ya. Birazdan da çok beyaz diyecektim. Beyaz olsun kanka, yüzümdeki şeyler çıkıyor ya. Gözenekler çıkmasın. Ha. Bak beyaz beyaz parladı. Ha, bak nur indi suratıma. Aa! Emet bizi Karakur mu izledi kız? Şimdiye kadar. Olur olur. Ben size aynısını tekrar yaparım bu arada. Bir sonraki yayında yine aynısını yapalım mı? Neydi? Bu, açılış yolu bir sonraki. Evet. Biz öyle eski yani. Yine açılış yapalım. Şimdi Nurhan'leydik.
giyim üzerine. Bu arada ben şimdi böyle konuşuyorum. Benim bir tane giyim üzerine bir projem var. Ondan bahsedeyim mi? Aaa. Ama bende neden projeler bitmiyor? Ama ben böyle girişimci kadınım. Proje tutan bravo, mı? Çalışan kadını bravo. Şimdi makale gelmiş de. Biri makale yazmış. Arkadaşlar biz okuma yazma bilmiyoruz. Okuma yazma biliyorsam sence burada şebeklik yapar mıydım tez ya? Tez merkezi burası. Okuma yazmam yok kardeşim. Zaten bu yayın sponsorsuzuz. Aa! Cep delik, cepten delik. Bak, yine prodüksiyonu cepten yedik ya. Gerçekten ben konuşmayayım dedim artık. Yeter konuşmayayım ya. Dedim ama. Bak, ayarlayamadık ya. Zamansal bir problemasyon oldu. Ama ben anlaşmamı 12'ye kadar imzaladım. Evet. Vallahi yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Biz dün Aymira Koçaklı'nın güzellik salonunun açılışına gittik. Ve Kobra Murat da vardı. Ben, işte yönetmenim ve Elif Naz'la birlikte gittik. Ve arkadaşlar... bence güzeldi ama biraz düşüktü sanki. Söyleyeyim mi böyle şeyler söylenmez? Dışlandık. Dışladılar bizi sanki. Biz bizi biraz daha severler diye düşünmüştük. Çünkü Damla ve Elif Naz sadece Kobra Murat'ın önünde Kobra Murat çağırdı gelin dans edin diye. Ve ben de dedim ki kızlar ben hani tanınıyorum ben dans edeyim. O anlamda değil ben çok utandım. Zaten biz o kadar utandık ki inince kendimize gelmek için kafeye gidip kafede takıldık, kahve içtik şeyde, Küçük Bakkalköy Kahve Deryası gibi bir yerde adı. Kahve Vadisi, orada kahve içtik ve Belkıs TV için biraz toplantı yaptık. Kimse fikirlerimizi çalmasın diye Küçük Bakkalköy'de toplantı yaptık yani. Ondan sonra, kanka vallahi Side! Ben ondan yoktum. Sonra, kanka ama o gün Sercan şeydeydi, denizdeydi, tatildeydi yani. Ondan sonra, gittik, ancak heyecanımızı yatıştırdık. Ondan sonra Kobra Murat çağırdı, arkadaşlarım gitti dans ettiler önünde, ben onu videoya çektim. Sonra hiç yüzüne bile bakmadı bizimkilerin. Biraz dışladılar, böyle hani biz acaba çok mu fan? Bizi şey sanmış olabilirler miydik? Ece Ronay'ın adamları sanmış olabilirler bizi. Kız Aymira yemin ediyorum Ece Ronay'ın adamı değiliz ya. Acaba bizi öyle şey mi casus mu sandılar? Yani çok mu doğal gündelik gittin sana oradaki gelen davetlerden? Ya bunlar biraz öyle gittiler. Niye o kadar desen mi giydiniz? Desen evet, kaldırıldı ama, ya 2000. Ama o biraz öyle. Ya onlar normalde de Elif Naz öyle giyiniyor. Acaba bizim giyimimizi falan mı beğenmediler? Hani daha şıkı, daha böyle sosyete mi giymeliydik? Bizi beğenmediler. Bakın Mars olduk yani. Ama gittiniz. Yani o çok önemli bir şeydi oraya kanka, gitmeniz. Kanka biz de tam destek yani. Biz attık taksiye gümbür gümbür gittik. Ve ben çok heyecanlandım. Mesela öyle işte. Bazen insanlar bizim yanımıza gelip heyecanlıyor yani. Biz de Aymira Koçaklı görünce bizim el ayağı tutmaması. Biz gecesi pişireceğim. Ne? Sercan kilo almış biraz. Kanka bir dakika. Bir dakika. Kanka bir dakika. Kanka bir dakika. Kanka. Kanka. Kanka o anlamda söylemedi. Öyle demedi. Öyle. Ya. Ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun çocuğa? Kanka. Kanka kendine gel. Kanka. Kendine gel. Kanka dur şiir de alır. Kendine gel kanka. Kanka kendine gel. Kanka kendine gel. Kanka kendine gel. Ben hayata devam edemeyeceğim bu yorumdan sonra. Ya ne biçim konuşuyorsun ya? Oğlum insanlarla konuşmayı bilin. Gerçekten siz nasıl zor bir insanlarsınız ya? Böyle denir mi? Ya yaşamaktan hayır. Çocuk... Kusura bakma her sabah bol yiyerek uyanamadığı için kır pidesi alıp çayla birlikte kahvaltı yaptığı için özür dileriz. Bu çocuğun enerji harcıyor her sabah kalkıyor. Türkiye'deki müzeler ve galeriler sanat... Nasıl ayakta kalıyorsun? Ayakta kalsın diye. Bu çocuk her sabah saat 7.30'da kalkıyor. Poğaçasını yiyor, midesini yakıyor meysuyla birlikte. Ve her sabah... Takım elbisesini giyer gider. Yoksa siz de işte ya, müze mi kanka Allah aşkına. Ya bu çocuk olmasa siz yılda bir kere hoca zorladığı için ödev olarak müzeye gidebilir miydiniz ya? Ha? Gidebilir miydiniz? Bu arada arkadaşlar ben bir süredir çok yoğun olduğum için hiç sanat... Bu arada şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Biz sanat gurusuyuz hayvan gibi bu arada. Bizim için... Vallahi her konuda sergi... Evet. Bu konuda asla mütevazi olamam ben. Yani... konuşmam ama bu konuda da susmam ya. Ya biz aslında benim en çok konuşmayı sevdiğim konu sanattır. Ya ama insanlar bana erkeklerle bir şey soruyorlar. Arkadaşlar biraz sanat, kültür sanat ya. Ben bir süredir çok yoğundum ve sergi açılışlarına gidemedim. Sanat etkinliklerinden uzak kaldım ve şuramdayım.
Gerçekten damarlarımdan, hayat damarlarımdan biri eksik. Ama sezonu yeni açtık Sude. Sezon yeni, biz yani sanat sezonu da yeni açıldı. Ben şey yapacağım zaten, grubu sürekli örgütleyeceğim. Evet. Bizim beslenmemiz... Örgütleme kanka benim başıma. Yani, o konuya gelmek o konuya gelsem mi bilmiyorum. Ya arkadaşlar, benim tabii ki de yayın yapmadığım ve internette varlığımı sürdürdüğüm yine bir ay boyunca başıma gelmeyen kalmadı. Hem internette hem real hayatta. Yani bizim başımıza gelmeyen kalmıyor. Ben artık yetti. Yani bu konu hakkında yorum yapmak istiyor muyum bilmiyorum. Çünkü kimsenin ağzına laf vermek istemiyorum ama bir tane... söyleyeyim mi? Kanka ben geçen linç ettiler. İnternet kullanmadığı için Sercan haberi yok. Kanka beni linç ettiler. Ondan haberim yok benim ya. İnternet gerçekten okey ya yani. Yasuda gerçekten ona haberim yok benim. Tamam zaten ya okey yani, herkes böyle değil mi? Vallahi yemin ederim bana gelmedi. Bir şey söyleyeceğim. Birincisi, ben herhangi bir partili değilim. Yani gerçekten herhangi bir partili olan var mı aranızda? Ben şu partiliyim. Yani 2023 yılında bunu söyleyebiliyor musunuz? Bir tweet yazılıyorsa bu tweet'i kim yazmış bir bakın. Herifin profil baştan aşağı falso. Ya her şey falso ve tek doğrunun o tweet olduğunu düşünüp buna inanmanız şaka mı? Şaka mı yani? Ya gerçekten şunu söyleyeyim. Bu kavim helak olmuş arkadaşlar. Bu kavmin felaketini söylüyorum. Bilinçsizlik. Bilinçsiz insanlar bizim zaten felaketimiz. Biz felaket oldu, biz şeyiz yani, bizim felaketimiz burada yaşamak. Ama linçin ilk defa değil ya, sen ayaktasın, dağ gibi ayaktasın yani. Hep oldu, kimler geldi, kimler geçti senin üstünden. Ya ne, bir de şuna sinir oluyorum. Hani... Ya siz beni linç edince benim izleyicim artıyor. Yapmayın. Vay, yapmayın. Boyun oynuyorsun. Benim para veriyorum hepsine. Konuş. Beni konuş. Beni konuş. Arkadaşlar yapmayın, bak. Bana yarıyor. Ben kemik kitlede kalmak istiyorum. Neden beni konuşuyorsunuz? Neyse, bunu artık söylediysem... Çünkü bir de gelen mesaj bu yani. Bak ben yani hiçbir partiyi almak istemediğimi söylemiyorum bile. Abla sen o partiden misin? Şaka mı ya bu? Böyle bir siyaset soru... konuşmayacağım yani. Seçim döneminde ben. Ya ben seçim döneminde bile herhangi bir partiyi yani desteklediğimi söylemedim ki. Ben bir parti ya da siyasi lideri desteklemem ki asla. Ben herhangi bir parti lideri falan da sevmiyorum ki ben bana bağımsız. Çok sıkıcı gelir yerel siyaset yani mesela. Evet, biz dünyayı bana falan çok, konuşuyoruz aynen, bana ya. Çok sıkıcı gelir ya. Şey falan. Hani internet. Ne vardı kanka başka? Merkel, Hümeyni, neydi? Washington falan, bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Evet yani neden yaşlı başlı adamların yaptığı siyaseti konuşayım ya bu arada. Gerçekten başka şeyler konuşuruz, ne bileyim. Yarın ne giyeceğimi falan uzun uzun konuşurum ama yine de yaşlı erkeklerin elinde olan bir siyaseti konuşmam. Şimdi hadi bunu da alırlar. Kırparlar. İşte şimdi açıkladı. ya bir tek şöyle bir teorim var ama öyle bir şeyin olmasına korkuyorum. Acaba ama umarım şundan dolayı değildir. Acaba hani hep şöyle poz veriyorum diye umarım mesela ondan mı? Yani umarım ondandır ki, umarım ondandır bu arada. Ondansa çok sevinirim. Evet, bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim hayatımda çok önemli bir şey oldu. Ben arkadaşlarım bana bakıyor şimdi. Söyleyeyim mi? Onay almadan konuşamıyorum da menajerimden. BKM'yi bıraktım ama çok güzeldi. bana alt yazılaşınları söyle falan diyorlar. tamam. İki kelime. tamam. Hayır şöyle, BKM altyapıdaydım ben. Orada biz böyle skeç geceleri falan yapıyorduk. İki ay boyunca skeç geceleri yaptım. Ve çok tabii ki de bana çok güzel şeyler kattı. Ama biraz yani kendi yolumda da bir şeyler yapmak istiyordum. Ve vaktim yoktu. Sonuçta çok fazla şey var yapılması gereken ve tek bir Sude Belkıs var. Hepsine yetişemiyor maalesef. Hani o yüzden de biraz burada kendi yağımda kavrulmak istediğime karar verdim. Ya orası benim için bir yaz aşkıydı diyebiliriz. Çünkü yazın başında başlamıştı ve Eylül'de bitti. Bir yaz aşkıydı işte ama ben bir şehir kızıydım. Ama ben mücadele, koşmak... Ben bir şehir kızıyım, anladın mı? O güzel, sessiz, sakin kumsallar, yanık kumlar, güneş, güzel akşamlar, tatlı heyecanlar. No. Biz şehir Amazonlarıyız.
bizim kendi yolumuzda kavga etmemiz gerekiyor. Sorry. Sorry. Ama ben biraz duygulandım dün. Evet. Ben dün duygulandığım için şöyle videolar çektim, göstereyim şimdi size. Benim video açmam yok mu ama açacağım. Mesela dün şöyleydim aynı. Bakın aynı şöyleydim dün. Dün ben. Neyse. Aynen böyleydim işte. İşte ben bu kızım. Sıvıya da iPhone 7 dedim. Ay bu şarkıyı dinleyelim mi sonradan? Bu şarkı çok... Ben bütün gün böyle. Ben dün çok duygusaldım. Çünkü dün zaten o kadar çok duygu yaşadık ki birlikte. En son arkadaşımla punk grubu kurduk. Ondan sonra da korku filmi izledik ve izlediğimiz korku filmi dünyanın en kötü korku filmiydi. Yani çok dolu ve duygularımın çok karışık olduğu bir gün yaşadım. O yüzden bugün ama iyiyim. Okulun ilk gününüz nasıl arkadaşlar? Siz okula gidiyor musunuz bu arada? Biraz bahseder misiniz? Okulun ilk gününde ne yapıyorsunuz? Senin okulun ilk günü nasıldı? Ben şimdi sana onu soracaktım. He. Ben çok mal bir kızdım. Sude mal kız yani. Ya ben de şaşkındım yani şaşkın. Ama insanlar o yaşta zaten biraz salak oluyor. Belki fark etmiyorsun ama. Filan. Ben yalnızdım. Ne üniversitemden vardı ne bölümümden vardı. Yalnızdım. Orta bahçede. Ben doğru dünyada mıyım? Doğru yerde miyim diye sorguladım mesela. Ben çok cimcime biriydim zaten biliyorsun. Ben çok geç büyüdüm. Yani ben kaç yaşında birey oldum? 25 yaşında falan birey oldum ben. Hani ondan seni öncesi... Seni zor birey ettik. Ben ondan öncesi zaten cimcime, dersleri... Mesela üniversiteyken dersleri neden şakalar yapıp böyle trollemeye çalışıyorsun ki? Sen kimsin yani? O kadar utanıyorum ki. Yani böyle habire şakalar yapıyorum. Hoca bir şey anlatıyor. Aha, vay falan yapıyorum. Ya sen kimi trollüyorsun? Karşındaki de hani gayet... hoca bir şey anlatıyor, haa falan yapıyorum uzun uzun. Ya şımarırım kanka ben de. Derste. Evet ama bizim amfi falan değil de 15 kişilik sınıftı zaten. Biliyorum. Mesela öyle aptal aptal hareketlerim vardı, ben çok utanıyorum kendimden. Ama hep kendimden utanmadığım bir gün bile olmadı. Orada. Tüm hayatım boyunca. Bir sınıfının beni altında ben de utandın. Tamam sen geldin ekstra bir de senden utandım. Bizim okula gelmişti bir gün. Bir de ekstra sen genç... Hayır yani şımarıyorduk ya o yüzden. Tabii canım. Çok değil ama azıcık öyleydim. Hmm. Azıcık öyleydim. Çok değil bu arada. Lise 1'de sivri burun ayakkabı giyen erkekler el kaldırsın. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi lisedeki arkadaşlar şu an öyle değil ama... Oğlum biz lisedeyken üzerimize farklı renk hırka giydik diye... şeydi, kızıyorlardı bize, hırkamızı alıyorlardı. Annemiz gelmeden vermiyorlardı. Ya ben... Bir de benim okulum şehir dışında. Annemin bir kere telefonumu aldılar. Annem telefonum için şehir dışından geldi. Yani sen niye beni mahcup ediyorsun anama ya? Ne giydi? Suda bir şey giydi diye. Telefonum... Ve o telefonu nasıl aldılar biliyor musun? Bak piçliğe bak. Birisi beni özel... telefonumu sesliye almış. Ve özel numaradan beni derste arıyor. Mesela hocaya diyorum ki hocam özel numaradan biri arıyor. Yani bana bir komplo kurulmuş burada. Aynen bir komplo bu. Oha Suda peki sınıftan hoca, birisi miydi insan yani? İnsan der ki mesela hocasın dersin ki... Aa evet kızım seni özelden aramış dersin. Bir şey yapılmış burada falan. Yok direkt alıyor müdüre veriyor falan. Annem görüyor. Yani burada yapılan aptalca bunu bir şakadan dolayı... Mesela lise 1'deyken. Aptalca bir şakadan dolayı hani ben orada annemle şey oluyor. Kadını kaç yaşında kadını oraya getiriyorsun... şehir dışından bir de geliyor. Yani çok acımasızca bence. Vallahi ben de zaten ortaokul liseyi hiçbir zaman sevmedim. Sığamadım yani. Sınıflara sığamadım. Mesela okulun ilk günü insanlar o kadar konuşmuyor ki icebreaker olarak olips ikram ediyordum herkese. Bu çok güzel bir şey. Şimdi ben size üniversite ya da işte okuldayken insanlarla iletişim kurmanız için ya da yeni bir ortama girdiğinizde iletişim kurmak için yaptığınız taktikler Sercan. İlk. Mesela bir yere girdin, iki kişisin ya tek başınasın. İnsanlarla iletişim kurmak için taktiklerin neler? Bunlar çok önemli, bunları yazın bu arada. Genelde iletişim oluyor ama mesela... neyse bu konu hiç girmeyeyim. Gençlerde özellikle ya da yeni bir ortama girdiğinizde sigara içilen yerler var ya... Sigara içtiğinde insanlarla daha fazla iletişim kuruyorsun. Sigara içen insanların olduğu köşede çakmak alma, verme falan. Mesela bu bir iletişim. Ben bazı insanları sırf... İnsanlarla tanışabilmek için sigara içtiklerini düşünüyorum. Bunu yapıyorlar büyük ama. Büyük bir tespit. Bunu nerede yapıyorlarmış biliyor musun? Yurt dışına dil eğitimi okuyanlar var.
Evet mesela. Çünkü sınıflara düştükleri için yabancılarla sigara içebilmek için bunu yapıyorlarmış. Mesela peki benim bir tane daha taktik de değil de aslında kendim insanlarda da mesela şey yaptım. Kıyafetimde illaki bir tane değişik bir şey olur ki insanlar benimle konuşmak isterlerse desin ki mesela küpeleri ne kadar değişik. Şu an düz kıyafet küpem var da mesela atıyorum. Şununla gittim mesela okula. Birisi ki bununla neden geldin? Mesela benimle konuşabilmesi için hani ben de konuşmuyorum. Bu sayede insanlar benimle konuşuyor. Evet ama ben mesela artık buna ihtiyaç hiç duymuyorum. Sus. Yani buna zaten. Eskiden bu takıntıydı belki ama şu an mesela hiç ama ben ihtiyaç şu an artık, duymuyorum. Şu an artık kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. Aynen benle öyle. Benle konuşsunlar diye değil yani. Ya dikkat çekmek için değil. Ama ben dersin falan sorduğumu hatırlıyorum. Hadi onu itiraf edeyim. Burunda bile olmayan şeyler yüzünden. Yani burada bile değilse ders ama ders notu soruyorsun. Aynen o umurumda bile değil. Ama ne bileyim birini beğendiğim için onlar karşı. Ya şey bu matematik sorusu nasıl çözülüyor acaba? Üniversite için konuşuyorum. Lisede asla böyle aptal şey yani şeylerim yoktu, girişimlerim yoktu. Ben dümdüz geçen yıllar. Ben şey çok büyük bir rezillik. Bunu söyleyip yeni konu şeyi alacağım bu arada. Katılımcıyı alacağım arkadaşlar. Şu çok kötü bir rezillik. Yani insanların çok konuşmadığı bir ortamda konuşsunlar artık diye kendini yerden yere vurup konuşan kişi olmak. Ben çok uzunca bir süre yani artık insanların kasıntılığından çok sıkıldığım için hani ben konuşup kendimi ortaya yırıp şey yapan biriyim. Ben normalde o kadar konuşan biri değilim mesela. Normalde bir insan o kadar konuşmam ama hani o kadar konuşmuyor ki hani işte aa işte şurası da şöyle olmuş, şöyle oldu geçen günde. Mesela kendimle ilgili bir şeyden bahsediyorum ki konuşsun, bir iletişim dönsün aynen diye. Mesela bazen buna zorunda kalıyorsun. Bu en sevmediğim şey. Konuşun kesinlikle ya size Allah Allah. Kesinlikle. Sırf iletişim kanalını oluşturmak için, köprüsünü evet kurmak için ilk başlarda bir adımla ciddi adımlar atıyorsun böyle. Evet, normalde sırf konuşacağımdan da değil yani. İletişim, iletişim kurulup o ilk sıkıntıdan, ilk karın ağrından kurtulman için. Mesela bunu sen ben yapıyorum yani. Ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Bunu sen yapacakken kalkıp. Ya evet, ya senin burada yani yemeyip içmeyip bana bir şeyler beni tutman gerekirken ben seni tutmam. Ben bunu hiç sevmiyorum yani. Ben kimim ki seninle konu açacağım aynı ortama paylaşacağım. Ama bir şey söyleyeyim. Benim bazen bu arada ben eğer sevdiğim biri ise yani konuşmayı seviyorsam ben susmam. Hatta içimden derim ki Sude o kadar çok konuştu ki artık kes sesini. İnsanların işi gücü var. Ama ben bazen konuşmak istediğimde ki bu nadir insanlar olur. Ya böyle. Evet, evet. Böyle konuşuyorum. O kadar yorucu ki bence karşındaki bazen için. Yere bakmadan konuşmadan. Hep böyle konuşuyorum değil mi? Evet ben mesela çok bağırarak konuşuyorum. Bazen konuşmak istemediğinde yeri seyrediyorsun. Ya mesela bazen diyorum ki hani tamam daha fazla konuşmayayım milletin işi gücü vardır falan diye. Hem çok yüksek konuşuyorum hem çok hızlı konuşuyorum hem insanların lafını bölerim. Ama ne yapayım? Bazen de doluyorum. Damla bu ışıklar canım birazcık kilolu mu gösteriyor bizi ya? Ondan hani dolayı olabilir kanka. Kamera 5 kilo ekliyor. Olursa olsun Sercan olaysın olaysın yani dilek olaysın. Bunun sen burada ne kadar kilolu gözüksen de bu bir şey değişmez. Kaldı ki sana yani yakışıyor şu anki görüntün yani. Senin senliğinden bir şey eksiltmiyor. yeni yarışmacımız geldi. Merhaba, merhaba, merhaba. Çağla. Yap evet, şovunu. Helal kız oyna. Müziğin gelmediğini ona söyleyelim mi? Söylemeyelim bozulmasın. Oh, milletin oh ağzında olduk reklam. Yerin dibine girsin. Çekemeyen düşman. Sağdan soldan konuşuyorlar. Dedikodu dedikodu. Kuru iftiralar. Çağla'nın müziği gelmedi ama kendi geldi. Çok güzel abla. Hoş geldin. Gossip Girl Jenny. Hoş geldin. Tarz mı farz mı ya? Evet Çağla'cığım. Çağla, nereye gidiyorsun okula? Uludağ İşletme benim. Uludağ İşletme mi? Evet, gerçek bölüm. Bir şey söyleyeceğim, biz Bursa'yı çok yeni seviyoruz. Bursa'dan. Biz Bursa'dan yeni geldik. Bursa Uludağ Cami... Uludağ Cami demişim. Ulu Cami. Aa, Bursa Uludağ olduğu için mi camide ulu? Hani dağı da ulu, camisi de ulu. Benim aydınlanma. Biz Bursa'ya geldik, bizi gördün mü? Gördüm, çok üzüldüm. İstanbul'daydım o zaman. Neden İstanbul'daydın? Orada yaşıyorum normalde. Buraya geldim. Kaçıncı sınıftasın? Daha bir hazırlıktım. Aa. Ay, heyecanlandım.
Bir şey söyleyeceğim. Birincisi ben şıklığına diyecek bir şey yok. Sen Bursa'yı sallarsın. Ben Bursa'da Ulu Cami'ye gittiğimde beni kapıda iki tane fanım karşılamaz mı? Ben ya evet ya. Bizim cami avlusunda. Ama bizim öyle. Bursa'da en sevdiğin kebapçı neresi? Ben kebapçı bilmiyorum. Varsa sen söyler miydin? Ben kebap şeyi söylemeyeyim ama çünkü ben vejetaryen olmama rağmen et şeyi yapmak istemiyorum reklama. Benim ne kadar prensipli biriyim değil mi kanka? Normalde İstanbul'dusun ama üniversite için Bursa'ya gitti. Bursa! Şimdi peki bir şey söyleyeceğim. İlk okulun ilk günü. Ne gittin mi okulun ilk günü yoksa daha başlamadın mı? Başlamadık. Başlamadınız mı? Peki ne zaman başlayacaksın? 2 Ekim'de. Kız erkenden gittin takılmaya mı? Tabii. Ha? Sosyalleşmeye mi gittin? Seni böyle bir komple bir bakalım. Çizme. Ben çizmeyi çok sevdim. Bende var galiba bu çizmeden bu arada. Ben sadece bir şey soracağım. Altta çorap var mı? Benim şey Ivan'a sertliğe gel şimdi. Ben alta ne isterdim biliyor musun? Siyah opak. Saçlarını beğenmedim. Ne yapması lazım saçlarına? Ben saçlarını beğenmedim. Bu luka bence daha Oxford ya. Küt saçları görmek isterdim böyle. Bir ama kanka küt saç isterdim. Çok şey. Bir kere kızın saçı uzun, saçını mı kessin bu kombin için? Oxford tarz dediği için küçük olacakmış saçı. Kanka Amelia gibi olur öyle. Şey olmaz. Matilda gibi olur öyle. He kulüp izlenmiş yani. Hayır salak Leon'daki Matilda. Bizim şey kültürlerin ortaya çıkışı. Beni de rahatsız etti biliyor musun? Ne? O giydiğin deri ceket rahatsız etti. Onun yerine çizgili oversize bir ceket görmek isterdim. İyi de o deri ceketli bir kombin yapmış. Orada kombinin esas parçalarından biri ceket zaten. Nereye gidiyor bu? Uludağ'da sucuk yemeye mi? Hayır Oxford bir tarz değil o. Ya bu kız o kadar çalışmış. Bu kıza eğer düşük puan verirsen gece rahat uyuyabilecek misin? Ben uyuyamıyorum. Ben çok rahat uyuyorum. Ben uyuyamıyorum. Ben çok rahat uyuyorum. Cem sen bununla ilk gün okulun bence ilk dersini ek. Ne oldu ne dürtüyor lan konuşacağım bakacağım. Ya sen çok mu bir kalk bir geldi göster ya. Ceketin nerede senin? Ceketini bile çıkarmışsın ben ya. Ben ceketimi çıkardım. Söz konusu bu akşam ben değilim. Bak benim ağzımı açtırma. Bak seni. Bak, ay ben buradan giderim. Ay ben burada. Kanka benim ağzımı açtırtma bak söylerim. Ay. Söylemem kanka onu. Kanka onu söylemem de arkadaşlar insanların kıyafetleriyle ilgili kötü kötü şeyler söylemeyin. Özellikle bu laftan sonra kızım çok güzel olmuşsun. Özellikle onları gücendirecek şeyler söylemeyin. Bizim de başımıza geldi. Herkesin başına gelir. Sercan da aramızda öyle bir muhabbet vardı da onu hatırladı. Ve şu an artık insanlığın biraz yerine gelmiştir. Ama Allah çektiriyor. Aşkım ben kız donmadı kız. Ha. Biz ne zaman reklam vereceğiz? Kız donmuş. Aa kız donmuş. Kapağı mı yapsam? Yok yok dur bekle ben şimdi sizi halledeceğim. Öyle giyinirse tabii donar. Altta kalın çorap giymesi lazım. Arkadaşlar benim biraz şaka biletim ve değil. Soğuk bir şeyler var mı ya? Neden kanka? Ha sen şey mi biraz? Al su iç kanka. Aha! Aa! Ay nereden ne böyle istedik mi de? Olacak? Bir şey bu böyle reklam gibi geldi. Dur kanka göstermeyelim bari. Aynen. Aa böyle. Yok kanka yok, böyle canım. Güzel. Bir reklamımız yok ki şöyle öve öve gösterelim. Reklam gibi olduk. Ben 80 veriyorum. 100 üzerinden. 80, %80 slay. Sen kaç veriyorsun? İlk yarışmacımız diye açıkçası birazcık da özgüven kırmamak kız maşallah adına. Ama çok tatlı bir kız. Sen çok güzelsin bu arada. Şaka kız. Şaka. Çok Bursa'dan. Samimisin ya. Vallahi öldüm ben sana ya. Merve Kiraz'a benziyor değil mi? Bizim bir tane fake hesabımız vardı. Olivia Rodrigo fotoğrafları paylaşıyor kendini. Şey bak. Çekip Merve Kiraz'a benziyorsun. Bizim fake hesabımıza benziyorsun. Biliyorum. Ben de 70 veriyorum kız. Aa. 70 veriyorum. Çizgili ceketten ve saçlarından kırdım sadece. Ben saçlarını çok sevdim. Ben çok severim. Aşkım kendine çok iyi bakıyorsun. Derslerine dikkat et. Gezme tamam, tozma. Ekim'e kadar önden dersleri çalış. Tamam. Öyle. İyi de bir mesaj tamam. Veririm insanlara yani. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Dur.
Dur. Üniversite bitince hedeflerin arasında ne var? Ben yurt dışına yüksek lisansa gitmeyi planlıyorum. Orada da kalırım. Biz bu ya kadar... Biz burada kaldık ya. Ya bizim takipçilerimiz, izleyicimiz burada diye biz burada kaldık. Ya biz sizin için buradayız ya. Yok tamam, bu arada bir şey söylemem bu konu hakkında. Ben düz tiplerden... Artık iletişim de kurmayacağım düz tiplerle. Sen birilerine hani mi çok da farklıyım diye söylemiyorum. Ben marjinalleşmeyi de çok sevmem. Ama ben ya da marjinal arayışında da değilim. Sadece... Dümdüz beyaz tiplere gelemiyorum artık ben. Bunu nasıl... Beyaz derken ay, ırkçı olsan mısın kanka? Bak kanka, bir de benim başıma öyle şeyler çıkartma ne olur. Anladım, o düz beyazdan kastım ne olsun? Renk. Renklilikten bahsediyorsun. Aynen. Sercan'ın hep bir lafı vardır. Ben renkli insan, bir rengi olan insanları severim diye. Çeker beni zaten. Zaten aynen. Kanka böyle bir şey sorulmadı bu arada sana. Hani senin nasıl insan hoşuna gibi bir şey sorulmadı. Hani bazen. Hani kendim konuşurum, kendim cevaplarımı anlatırım. Aşkım, Dançuko, Dançuko. Dançuko, mikrofonun kapalı. Ay, siz konuşuyorsunuz diye bölmeyeyim dedim. Ay ay ay. Şimdi Sercan, niye çocuk dedin? Ben düz, belki çocuk düz biri. O zaman hak ettiğini alır bu yayında. Ya öyle demek istemiyoruz. Alakası bile ne yok. Evet, Namçuko muydu? Damçuko. Uçak çocuk ya, merak ettim onu. Uçak mı? Wow. Wow. Bu Gucci yeni sezon. Sercan, o şakayı yapacaksın, hangi okul diye sakın o şakayı yapma, tamam mı? Bizi yakma. Hazırladım hangi okul olduğumu. O şaka, okul şakası yapacaksın, yapma. Canım. Normal soracağım. Bir şey söyleyeceğim. Bu muhtemelen moda tasarım, bence İTÜ moda tasarım finali. Ahır Üniversitesi moda tasarım. Ahır Üniversitesi, sen bu işi biliyorsun. Biliyorsunuz arkadaşlar, biz aynı zamanda eğitimimiz de var. Eğitim kuruluşumuz da var, Ahır Üniversitesi. Üçüncü yılında. Peki Pancho, Danço, sen hangi, yes, Ahır Üniversitesi kaçıncı sınıfsın? Sen biraz master'sın gibi geldi bana. Ya ben aslında ikinci sınıfım ama alttan çok dersim kaldığı için biri. Hangi dersleri veremedin? Modaya giriş. Giremedin bir türlü sanırım. Evet, olmadı sanki bir, bilmiyorum. Ama yani Dilara Fındıkoğlu yani benim şey, ikonam, ikon, örnek. Bu arada ben Dilara Fındıkoğlu'nu herkes nefret etse de ben seviyorum ya. Seviyorum derken işleri çalıntı falan filan deniyor ya. Ama size bir şey soracağım. Siz hangi işin çalıntı olmadığını düşünüyorsunuz? Alexander McQueen'in şeyine geçmiş ya. Kreatif direktörlüğünü duydun mu haberi? Hayır. Bunu okumadınız mı? Bu konuşuluyor yurt dışında şu an. Ne alaka? İyi de kendisi şeyden dolayı yapamıyorum dedi. Maddi, finansal durumdan dolayı. Ne yapamıyor? Kimine bir şey çıkıyor. Piste yapmak istiyormuş. Piste, uçak pistinde. Uçak pistini kapatıp yapmak istiyormuş. Onun finansı yok. Hadi birazcık. Kız biraz az. Şöyle, bence etkilenme oluyor ama hep bir şeylerden etkilenme oluyor. Zaten aslında üretim hep bir şeyler etkilenmek ve üzerine koymakla ilerliyor. Yani bir tane çizgi görürsün, beğenirsin, üzerine başka bir renk çizgi atarsın. O artık senin şeyin olur. Yani çok böyle direkt kelle almayı doğru bulmuyorum. Çalın. Kankan, senin haberler on numara. Neymiş? Alexander McQueen olayı fake'miş. Bizde haberler böyle. Bizde haberler böyle fake. Bir şey, biri şey yazmış bu arada. Biri demiş ki İslam'la dalga geçmeseydiniz keşke. Ulan başörtü sadece İslam'da mı var? Onu ben de taktım. Bu. Hiç mi moda dergisi karıştırmadın? Bütün defileler böyle yani. Hiç mi Gucci kampanyası görmedin? Görse herhalde... Ya bu sadece Gucci'de değil ki. Değil, bütün bir şeyler de var bu arada. Hepsinde yani var yani. Ben çok garip gerçekten. Evet, Ruslarda. Aynen. Ve ben de takıyorum. Kışın falan takıyorum mesela. Güneş gözlüğüyle çok beğeniyorum. Arkadaşlar, bizim işimiz iş. Biz yandık aga. Biz vallahi harbiden. Bizim kavim helak olmuş çoktan ya. Nereden katılıyorsun? Nerede, evet, neredesin? Evet, senin olsun. Ben evden katılıyorum ama nasıl, nereden katılıyorum? Wow. Şehir ayol şehir. Neredensin? Kimlerdensin? İstanbul'dan katılıyorum. İTÜ'de okuyorum. Adım Kaan. Sen ama uçak mühendisi misin? Uçakçı mısın? Ne? Uçakçı mısın, evet, sen? Evet. Hayır, uçakçı değilim. Seni nereden tanıyorlar? Biri dedi ki pilot bu dedi biri. Bilmem. Biri pilot çocuk çıkıyor dedi. Ben seni tanıyorlar sandım. Yok ya. Sen pilot musun? Bilmem, uçuran olursa.
gizemlisin. Sen gözünü çıkar, biz tanıyor muyuz seni lan yoksa? Gözümü çıkarmış. Aa! Kuzenim! Of ya, neden gizem mi takılıyorsun? Gizem takılmıyorum, bu gözlüğü çok beğendim. Bence gece çok güzel. Gizem. Gözlüğümü çıkardı, herkes tanıdı. Peki bu pilota kuş uçar mı? Ben senin enerjini çok sevdim. Bir şey söyleyeceğim. Aaa! Etkileşimli ortam tasarımı diye sen. Şort yasaktı galiba değil mi üniversitede? Abart kanka. Bizde, kanka senin yalan haberleriniz gerçekten sıra sıra diziyorsun ya. Sana yemin ederim bizde öyle bir şey yok. Son dakika haber gibi mahvettin bizi ya. Sana yemin ederim. Bir de hangi partiliyim onun haberini yap kanka. Benim bir de böyle olaylarım vardır biliyor musun? Ben böyle ilgi çekmeyi sevdiğim için bizim Sercan'la aşırı overdress olduğumuz günler. Kimse, ya ben şey seviyorum, herkesin çok şık olduğu yerde rahat giymeyi, herkesin normal gittiği yerde abartmaya bayılıyorum. Benim sana bana şey söylesene. Benden çok utandım, kıyafetimden çok utandım. Kanka çok! Bir gün bir geldin, ceketin sırtını kesmişsin. Diyorsun ki kanka çok olay oldu bu. Ya oranın yeri burası mı? Ama çok beğendim. Bir de onu hiç çıkarmadın üstünden. Bir de bazen abartıyordun kanka. Yani suratını işte boyadın falan filan, bazen çok abartı yapıyordun. Ha, bunlarda utandın yani. Utanmadım bu arada, ben asla utanmadım kanka. Ben abartıdan utanmam. Az olmaktan utanırım. Abartı şanımızdan. Ama az ne oluyor ya? Hayırdır, eksildik mi? Eksildik mi? Evet canım, Danço'cum sendeyiz. Danço ne burcusun? Yay burcuyum. Aa! Hiçbir bilgim yok. Ama ben kovaları çok severim. Aa, ben de kovaları çok severim. Ben sana söylüyorum, ben sana 90 veriyorum. Ben de. Aa! Süreyli. Kanka ne yaptı? 90. Not alıyor musunuz? Size bir şey söyleyeyim mi? Güzel olmaktan daha önemli bir şey vardır. Her zaman söylerim. Farklı olmak. Bunu çok söyler. Çok sevdiğim bir söz bu arada. Bunu yazın. Çıkar bu hayatta karşınıza. Sonra dersiniz ben niye öyleyim, ben niye böyleyim. Bir bak. Ama bunu önceki... Bir bak etrafına. Bundan önceki moda yayınlarımızda da bunu arıyorduk biz. Yani hani çok... Şey bu arada her yerde arkadaşlar, hayatınızın her yerinde, yani farklı olacağım diye şey yapmayın da, ne bileyim, çok sıkmayın da, hayatınızın her yerinde, iş hayatınızda, okulda, herhangi bir şeyde kendiniz olmak, zaten farklı olmak için kendin olman yeterli. Çünkü herkes birbirinden farklıdır, ne kadar benzese de. Kendiniz olduğunuzda zaten farklı olursunuz. Kendinizi geliştirdiğinizde kendi farklılıklarınızı da geliştirirsiniz. Bak bunlar kulağınıza küpe olsun. Ben böyle şeyler söylemeyi çok seviyorum. Ya bilmiyorum, ben bunları gerçekten... Bir gün kitap yazar mısın ya? Bir gün kitap yazar mısın ya? Ama ben böyle Sercan, beni biliyorsun. 90'lı uğurluyoruz. Kendine çok iyi bak. Siz de seviyorum. Görüşmek öpüyorum. Üzere. Kim söyleyebilecek? Ama kendimi izlemem lazım kanka. Kıskançlık yatağımda, uykusuzum yatağımda, ilaçlarımı almadım. Yatağımda, WhatsApp kız grupları çok haklı, sana dair yok hiç hakkım, ne fikrim kaldın ne aklın, seni sevmek bana yasaklı, bir gece saklamasan bana olan ilgini, bir kere baksan bana o kıza baktığın gibi, bir gece saklamasan bana olan ilgini, bir kere baksan bana o kıza baktığın. Diyecektim. Senin fake hesabın şifresi ne? Merve alt direk kiraz. Aynen.
Ya şöyle bir story'e bakacağım sadece. Ya dışarıda mı, bir yerdeymiş de. Sıkıntı yok, şey yapacağım. Üzerime alındım hikayeler. Yine bir akşam şeytan dürter. Onlar sürterken mekanda çorabım ters. Anahtar kapıda koştum görmeye 3-5 dakika. İçerisi kalabalık cehennem attı. DJ önünde herkes ayakta. Bundan daha acıklı sahne göremem bir daha hayatta. Benim kalbim sendeyken senin gözlerin onda. Elleriniz tutuşmuş, ben de tutuştum o anda. Kıskançlık damarımda, ateş akıyor kanımda. Kıskançlık, kıskançlık, bilmiyorum o kıskançlık. Genç gözüküyor yanında, kahretsin keyfim kaçtı. Arkada gerçek sesim var da, sesim bilgisayardan mikrofonu aldığı için, uzaklaştığım için bilgisayardan sesim duyulmadı. Ama ben bunu canlı söylediğim var zaten. Siz arkadaşlar ilk defa mı izliyorsunuz bizi? Benim diğer yayınlarımı niye izlemediniz? Bu zaten Wattpad hikayesi ikinci bölümün şarkısıydı. Bu arada benim bir projem var, ondan bahsetmek istiyorum. Yayın şey, beyaz tahta kalemi var mı? Projemi anlatmak istiyorum. Bu projemin çıkış nedenini söylemek istiyorum. Öncelikle zaten çıkış nedeni kendi dolabıma baktığımda gördüğüm şeylerden biriydi. Birincisi ben ergendim ve işte gençken özellikle işte çok böyle ne bileyim hani kendi maddi imkanı olmadığı için, şu anda da öyle mi bilmiyorum, değil mi? TikTok'ta kızlar çok öyle değil ama yani maddi imkanını kendin sağlamadığın için böyle çok kıyafetim olmazdı yani. Bir de hep okul forması giyiyorduk zaten. Yani yılın zaten 9 ayı okul forması giydiğimiz için hani okul formamızın işte gömleğimiz var, pantolonumuz var, işte bir de eşofmanımız var. Oo tamam süper. Bir de eşofmanımız var falan, neyse. Ya yani hep böyle güzel kıyafetler, çocukken de ben kıyafet giyinme falan çok merak ederim. O yüzden zaten Belkıs Modevi diye hayali bir mode evi açmıştım biliyorsunuz. Orada kıyafet çiziyordum. Ay bu kokuya, bu koku o kadar hoşuma gidiyor ki. Ay kanka çok iyi. Sağ olsunlar, markalardan falan geliyor. Kullanıyorum ya da kendim alıyorum. Ama yani fazla eşyanın çok huzur getirmediğinin bilincindeyiz. Biz zaten çok minimal yaşayan insanlarız. Benim evim bir tane bile fazla odası yok yani. Sadece bir tane odası var mesela. Biz genelde kendimize değil de üretmeye dayalı harcamalar yapmaya çalışıyoruz. Bu da her şeyin cevabı bence. Bu da bazı şeyleri içerir. Cevabı. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Acaba şöyle bir platform mu olsa, bunu kendi içimizde de yapabiliriz ya da yazılımcı arkadaşlarla bir tane sitede başlayabiliriz. Ama bunu böyle herkese direkt halka açmaktan ziyade kendi komünitemiz içerisinde bunu döndürebiliriz. Adı şu. Abla dolabı. Ya abla dolabı olmayabilir de, yani ne bileyim, ortak dolap falan da olabilir. Ortak dolap da olabilir. Kanka önemli değil bu yazının gözükmesi ya. Ne bileyim, bu zaten kendimi gazlamak için yapıyorum. Herkesin evinde giymediği ya da mesela özellikle özel gün kıyafetleri. Mesela bir nişanda giydiğin kıyafeti alıyorsun. Ya sonra bunu belki maddi ihtiyacın varsa dolapta satarsın, ok. Ama mesela ben açıkçası kıyafetlerimin maddi ihtiyaçlı, ondan para kazanmayı çok göz önünde bulundurmuyorum. Satmıyorum o yüzden kıyafetlerimi, genelde veriyorum. Ya da işte pazarda, takas pazarlarında falan ya da böyle ucuza satıyorum. Yani ne bileyim 50 liraya falan, böyle geçen kurmuştuk biz işte mesela. O zaman satmıştım pazarda. Ve bunu hani eğer isteyen varsa, yani işte her şey olabilir. Böyle giymediğin özel ayakkabı. Bazen ben de çanta bulamıyorum mesela. Bir uydurmaya arkadaşlarıma soruyorum. Bilmem ne, birine soruyorum. Yani bir gün giyeceğim şey için çanta niye alayım falan filan. Ya bağışlamak istediğiniz kıyafetler varsa herhangi bir yere götürmeden, bu arada fotoğrafını çekiyorsun. Bu sisteme yükliyorsun. Dolap gibi aynen, anladın mı? Bedelini bilmem nesini yazıyorsun. Atıyorum isteyen kişi yazıyor. Ben bunu bir haftalığına alabilir miyim? Atıyorum kurye ya da işte şey ne derler, kurye ya da işte şey masrafını ödüyor alan kişi. Yani da atıyorum o elbise yani 1000 liraya ya da 500 liraya senden alacağına, işte ne bileyim 60-70 liraya şey masrafıyla, kargo masrafıyla atıyorum alıyor. Burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte her şeyin en temelindeki şey. Burada
samimiyet ve suistimali açık bir şey evet. olduğu için suistimal edilmemesi. Yani burada şunu düşünmen lazım. Çok mu beğendin o ayakkabıyı? O zaman satıcı şeye söyle, yani gönüllüsüne söyle. De ki ya ben bu ayakkabıyı çok sevdim, benim olabilir mi? Zaten o da elinden belki çıkarmak istiyor onu. Ya benim açıkçası öyle yani, eğer ihtiyacın varsa o ayakkabıyı al, yani senin olsun. Ama mesela bunu durup da dolapta satma yani, anladın mı? Bu bana şey geliyor. Yani burada biraz kişinin vicdanına kalmış bir şey. Orada kendi vicdan muhasebenizi kendiniz yaparsınız. Belki o kişinin paraya ihtiyacı vardır, satmıştır. Yani onun yararınaysa yine bana okey. Ben yine kimseye hakkımı aramadım. Ama bunu sadece kendi iç, ya yani kendi içimizde yapmak istediğim bir şey. Yani ben kendimi bu şeyde yapmak istiyorum. Bu bir iş değil arkadaşlar. İş yürümez diyorsun ama bu bir iş değil zaten. Yapmak isteyen varsa diye böyle bir şey geliştireceğim ben, bir sistem. Kara çizdim sadece. Ve bu sistemde buraya ve bu sistemde buraya yükledikçe ben mesela, benim böyle çok fazla kıyafetim, çantam, ayakkabım var ama özellikle ihtiyaç sahibi insanların almasını, hatta kendilerinin de olabilir. Yapabilirsiniz. Türkiye'de zor abla demişsin. Türkiye'de zorsa sen bunu kolaylaştıran taraftan olabilirsin. Arkadaşlar Türkiye'de her şey zor. Yani Türkiye zor olabilir ama biz de kolay biri sayılmayız neticede. Damla. Ya sadece isteyenler arkadaşlar bu arada. Mesela orijinal ürünü alıp çakmasını kakalayabilir. Ürünün ne olduğunu anlayabilirsin sen de. Ya arkadaşlar alan bir daha geri vermez ki. Mesela ben şahsım adına aldığım şeyi geri verebilirim. Ya bu kadar insanlar kötü niyetli mi? Biz mi bir tek iyi niyetliyiz? Belki de bizim hep başımıza güzel şeyler gelmesinin sebebi bu olabilir. Bizim hiç aklımıza böyle şeyler gelmiyor. İşte aç gözlü birisi buna stok yaparsa, tek işte toplanırsa diye çekince olabilir. Ya mesela, nasıl engel? Hani kurmaktan ziyade bunu korumak ve engel olmak da önemli. Ya, suistimale uğratan kişi kendi üzülsün ve gece yastığa başını koyduğunda onları nasıl kazıkladım diye düşüneceğine desin ki, hani bu insanlar benim iyiliğim için bir şey yapıyordu ve ben izin de alabilirdim bu ayakkabı sonsuza kadar benim olması için de. Ben bunun için niye katakulli yaptım diye kendi içinde bir düşünsün. Banlanabilir o kişi, iade etmeli. Telefon numarasından falan banlanabilir belki, telefonu mesela. Yazılımcılar bunu düşünsün. SBFC yazılımcıları. Bu illa şey site kurulması şartları, bizim Twitter'daki grubumuzda da olabilir bu arada. Biri desin ki arkadaşlar ben 38 beden bir kıyafet ya da bir ayakkabım, 38 numara ayakkabı arıyorum şu kıyafetin altına. Bana yardımcı olacak biri var mı? Ya ben mesela yazıyordum bazen bana bir şeyler lazım olduğunda, kimse dönüp bakmıyordu ama. Yani ben açıkçası bu verme alma olaylarına nedense her zaman sıcağımdır yani. Ben hazırım kıyafetlerimi vermeye. İsteyen varsa da. Satmak istemiyorum yani. Satmak buna uğraşamam, anladın mı? O bana işte onu 40 lira indirim yapar mısın? Onu 10 lira bir uçurum eşine hesabıyla uğraşmak istemiyorum yani. İsteyen, ihtiyaç sahibi biri alsın. Ya ben bunun için şeyleri de veriyoruz ama hani bildiğimiz biri, bizim komüniteden birinin olması çok tatlı bir şey değil mi? Ben mesela yurtta kalıyordum lisede ve lise mezuniyetinde işte herkes lise mezuniyeti için kıyafet almıştı ama bir tane arkadaşımız lise mezuniyetine de gitmeyecekti. Zaten böyle hani çok maddi durumu über olan insanlar değildi kimse zaten. Ve orada böyle biz o kız böyle son dakika, daha mezuniyete 3 saat kala, hatta sevgilisi de hatta arkadaşlarından bulmuştu kıyafet, gömlek, pantolon. Biz de kıza böyle herkes bir kıyafetini, parçasını vermişti. Yani kız güzel olmuş muydu, çok şık mıydı? Hayır, ama çok mutlu olmuştu ve çok teşekkür etmişti. Çok unutamaz bir gün yaşadım falan demişti. Yani böyle şeyler de olabiliyor yani, kendi içinde bir insanın bu topluluğa ait hissetmesi, birbirimize bir faydamız olması kötü mü olur? Dilerim lan! Yürü buradan bu. Veren kişiye bu geri dönmez gibi verir edebilirsiniz bir noktada. Ya ne bileyim arkadaşlar. İyilik yap, denize at, bağlık bilmezse halık bilir yani. Yukito, Yukito, Yukito. Aa, Yukito'nun sarılığa geldi. Damla şimdi çatlar. Damla sarı saç çok seviyor. Yukito sen bir şöyle boydan ver bakalım. Boy ver be. Bolero giymiş. Ve bu, bir şey söyleyeceğim. Aldı beni, çok güzelmiş üstündeki. Bolero değil de şey, yelek. Çok sevdim. Beyaz. Etek mi? Pantolon. Yok, pantolon. Ayakkabı ne giyildi? Hemen bakalım. Ayakkabım yok maalesef. Terlik var. Ne? Ne? Bilmem ne açılışına mı gidiyor sanki, o terlikler giyilmiş.
Hayırdır, sen de bir şeye gidiyorsun. Aymen'e Koçaklı güzellik salonuna gidiyorsun. Elif de az gibi terlik giydi. Bilgisizsinize, sesin geç mi geliyor? Geliyor geliyor aşkım. Hangi bilgisizsinize katılmıştın? En son yaptığınızda. Ben seni hatırlamıyorum. Saçlarım boyattı. Senin saçı mı değişti? Yo, yine böyle sarıydı. Kameran mı düzeldi? Şey, onu yaptırdın. Hayır, kameran ve ışıkta bir şey var. Bir dakika sen... Aaa! Tamam, sen finale kaldın hocayla. Evet. Sen ikinci oldun. Japon zekası evet, oradan geliyor. Kız tabii, bu nasıl takır takır. Bir de bu strateji yaptı. Şeytan. Bir şey söyleyeceğim. Sen finale kal. Şimdi adım Yuki, ismin çok tanıdık gibi. Seni tamam. Sarı şeytan. Sen. Peki. Sen hangi bölümdesin? Ne okuyorsun? Ben Gazze'yim. Gazze Üniversitesi biyoloji okuyorum. Biyoloji. Biyoloji. Peki okulun evet, kaçıncı sınıfındasın? Kaçıncı sınıftasın? Dörde geçeceğim. Nasıl gidiyor okul? Yani ben çok gidemedim zaten. Çoğunda online'dı. Gittiğimde de falan. Çok bir şeyini görmedim açıkçası yani. Peki hani okulun ilk günü ne yaşadın? Sadece kombin yapmak için gidiyorum gerçekten. Yine yaptım işte. Peki bizim okulun ilk günü yaşadığın şeyler var mı böyle enteresan? Gazi'nin ismi değişmiş diyorlar, doğru mu? Yok yani. Yine bir yalan haberle. Ya Sercan, senin gerçekten millet böyle kullanıcının son dakikaya yalan haber sayıyor ya. Sercan full orada. Sana yemin ederim. Gazi'nin... Şeyde Studebaker hayatı film oluyor da gerçek sandı bu arada bu. Kız bana bir şey, bana şey söyle. Gazi'nin ismi değişecek mi değişmeyecek mi diye bir gündem olmuştu, hatırlıyor musun? Kanka niye değişsin Gazi adam? Yaş. Değişmesi için adamın bak, ölesi lazım yani. Değişecek de oranın yani ismi. Yani kısmen diyebilirim. Aa, anlat. Anlat. Bazı bölümleri Hacı Bayram Veli'ne oldu, evet. Bazı bölümler Gazi'de kaldı. Hacı Bayram Veli ne mana? Kuruldu işte. Biyoloji isteyerek mi seçtin? Açıkçası hayır. Peki biyoloji bölümü okuyan ve okumak isteyen arkadaşlara söylemek istediğin bir şey var mı? Bu önemli bir şey mesela. Bu en çok sorulan. Yani bence gerçekten yani tutkuları varsa, hevesleri varsa okusunlar. Ama yaşama hani dair, istemiyorlarsa okumasınlar bence yani. Ama biyoloji için geçerli. Senin biyolojiye tutkun var mıydı? Ben böyle bir tutkum oldu mu yani asla ama kaç yaşıma gelirsem geleyim şunu demem herhalde biyolojiye tutkum. Aa, benim vardır ya. Aa, nasıl yani? Ya ben son yıllar. Kanka ciddi bir şey mi söyleyeceksin? Söyle. Sude ya. Son yıllarda daha çok evrime falan yöneldik ya, bilime yöneldim ya. İki tane şey kitap okudunca sen şey mi oldun? Ay, sanattan sıkıldım son dönemlerde, biraz daha bilime yöneldim. Bizim arada homedoslar, komedoslar. Kanka ne diyorsun, evrim düzgün konuş ya. Öyle demek istemedi arkadaşlar. Evrimle falan alakası yok, saçmalamayın. Lütfen ya, böyle şeyler ağzını açma böyle şeyler. Biz evrim bilim konuşacak halimiz yok. Biz böyle şey bilmeyiz. Biz böyle moda konuşuruk. Öyle iki tane er kolay kapatasın falan derik. Biz bilmeyiz evrim, sanat, menat. Aslında yalan haberleri falan söylüyor. Zaten biz bilmiyoruz, bizi kandırıyorlar. Kanka. Ne yapacaksın? Hangi bilim adamından hoşlanırdınız? Peki hangi bilim adamıyla çıkardınız? Çok iyi. Peki bizim bilim, evet ya. Bilim konuşacaksak, bilim konuşulacaksa soruyorum. Hangi bilim adamıyla çıkardınız? Hadi. Yaşamak sen Mendel mi? Sen Mendel mi çıkardın? O biyolog çıktı. Ay yok ya. Bilim adamı istemem. Bilim adamı olmaz. Neden? Bence Darwin. Darwin sana uyar mı bence ya? Darwin bence akardı. Tesla mı? Yok ya. Tesla'nın tipi nasıldı ya, bir dakika. Şimdi gençliğine bakmak lazım. Tesla'nın tipi nasıl bakayım? Bilmiyorum ya, pek bana yakışıklı gelmedi. Tesla. Bana çok yakışıklı gelmedi ya, bilmiyorum. Yani benim de tipim değil. Başka hangi bilim adamları vardı? Peki bir şey söyleyeceğim. Leonardo da Vinci. Vaaay. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok beni güzel. Öyle bir sarardı ki. Ben zaten çok zeki, bence çok multidisipliner çalışması beni çok etkiledi. Yani resim, tasarım, ya bir kez de adam yani o adam gerçekten
Ben şeyini çok beğeniyorum. Yani o şu an yaşasaydı ciddi ama şöyle söyleyeyim zaten. Çok seviyorsun. Hayır. Şu an yaşasaydı Instagram'a çok fazla takipçisi vardı ve full AI projeler üretiyor olurdu. Ve böyle şey daha ortam tasarımı, etkileşim tasarım şeyler yapıyor olurdu. Resim çizmezdi bence. Bence o kadar duygusal değil. Bence o daha yazılımla falan ilgilenirdi. Tasarım, aynen tasarımcı ya daha bir tasarım kökenli. Mesela 3D modellerdi mesela şeyleri. Aynen matematik mesela hızlıca modelleme yapmayı falan yazılım geliştirirdi gibi geliyor bana. Ama çok yönlü. Şey, tarama yöntemi. Yani, tamam işte yani çok yönlülük. Ben buradayım değil mi? Ha sen kimle olurdun? Hangi bilim adamını seviyorsun? Ya ben bilim adamı tercih etmezdim herhalde. Dur ya başka yakışıklı bir ne tercih var ederdin canım? Ne var? Ne verelim müzisyen sana? Müzisyen mi? Peki eski müzisyen. Hadi peki o zaman böyle eski dönem sanatçı, müzisyen ve bilim adamlarından kimle tanışmak isterdiniz? Ben Da Vinci'nin yani burcunu bence, öğrenmem lazım. Da Vinci demişken olabilir yani. Ama benim bir şey söyleyeceğim. Ben söyledim önce. İyi de ben söyledim önce. Benim. Efendim? Biz çıkıyoruz. Ben söyledim ama önce. Ankara'nın soğuğunu ısıtacak çok tatlı bir kız. Benim sana puanım dım 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 80. Ne? Ben kalkarım. Ben bir dakika oturmam. Sen bu kıza 80 yazarsan şu tabloya ben kalkar giderim. Zaten bahane var. Kalkar giderim. Kanka gidemezsin. Taksi çağırmadan hiçbirine gidemezsin. Cebinde. Prodüksiyondan yiyoruz. Sen kaç veriyorsun? Ben 40. Aa! Ya bu kızın özgüvenini bir kere zaten özgüven 60'ın yukarısı. Öyle sen buna bakma anam, sen buna bakma. Aşkım hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Çok iyi, dikkat et kendine. Selam. Aa, Elif Naz'ın aynısı geldi. Elif Naz sana benziyor. Aa, inanmıyorum bu kız. Ay. Bir şey diyeceğim. Kızın ilk gün eline kitap alması. Sırf ben o kızım diye bağırmak için. Bu arada bir sürücüm arkadaşlar. Şimdi bu dalga geçtiğimiz bir şey ama bu arada çok güzelsin. Ne kitabı görebilir miyim? Elana Ferrante'nin kitabı. Yetişkinlerin yalan hayatı. Aa bizim hayatımız. Kim yazdı kız benim bunu? Benim son 10 yılım. Kim yazdı bunu? Ferrante. Aa Ferrante. Ula Ferrante. Ula Ferrante. Ferrante'ler ve köpekler giremez artık. Üniversitenin ilk günü edebiyat okuyorum ve onunla gidiyorum. Sen bana cidden edebiyat mı okuyorsun? Ay. Evet. Hangi üniversite? Söylemek ister misin? Yeditepe. %50 burslu. Ve çok beğendim. Elinde kitap olması ve halka küpeyi direkt takmış. İşte o kız. Yılan. İşte o kız halka küpe takmış kanka. Biliyorsun bizim düştüğümüz büyük, bir olay. Büyük halka küpesi. Bizde olay. Kaç veriyorsun Sercan? Aa. Yorumla. Bu sefer enerjisini herkes burada şey kesildi başımıza da. Cevat Kalle. Ne demekse annem hep konu söyler ne demek oldu bilmem. Cevat Kalle kesildim falan der. Ben bazı duymadınız mı hiç? Benim annem söylüyor bunu. Ben ben eteğini ve çantasını çok beğendim. Sadece tişörtüne bir tutuldum. İşte. Hani o rengi görmek falan da bir istemiyorum ama bak hala gözüme sokuyor. Ama West Coast kanka. Lana Del Rey. Bu arada söyleyeyim mi puanımı? Ben 100 veriyorum. Ya. Çünkü 100. 100 verdim. Astarını da isterim. Ben 70 veriyorum sana. Vay. Neden? Çünkü proporsiyonu çok iyi kullanmışsın bu kıyafetinde. Teşekkür ederim. Bu arada Sercan biliyorsun 2016 Fashion Week'te backstage'de çalışmıştı. Orada edindiği kazanımlarla bu yorumları yapıyor. Yalan mı Sercan? Evet. Ay ya. Biz Allah'ım öğrenciyken. Ya neyin oldu lan ya? Öğrenciyken o kadar sen o kadar meraklıydın ki buradan uğurlandın. Hadi Virginia Woolf. Hadi Virginia Woolf. Hadi, hadi Virginia Woolf. Hoşçakalın. Hadi. Bu Sercan eskiden modaya çok meraklıydı tamam mı? Siz böyle bakmayın evet bunun siyah tişört, siyah pantolon giydiğine. Sercan eskiden çok abartıydı.
Hatta her Fashion Week'te biz öğrenciyiz ama o zamanlar. İşte kaç yıl? 2014, 2015 falan. Sercan her Fashion Week'te bir yerden davetiye buluyor. Ama yani ne her defasında oraya illa gidecek. Ve sizce davetiye bulmadıklarına da gidiyor. Yani gidiyor, süsleniyor, ve püsleniyor. Ve mümkün değil girebilmem falan diye böyle ve güvenlikler. Ve süsleniyor, püsleniyor. Bazı fuaye alanları açık oluyor zaten ama defilelere falan da giriyor. Bakıyor az kişi varsa o defileye giriyor. Ve her bir keresinde Sercan işte podyumda şey bitmiş, herkes dağılırken podyumda yürürken bana fotoğraflarını çektirmişti. Evet ya. Evet var mı yani? Ve bununla kanka neden yapıyordum ve Sercan o kadar bunu fazla yapıyorduk ki ya artık. Ya senin nasıl oyunculuk hayalin varsa benim de podyumda manken yürüme hayalim var ya. Ve bunu gerçekleştirmek için biz her yıl Fashion Week'e gidip o şeyin önünde işte logonun yazdığı falan yer var. Evet. Herkesin fotoğrafı. Mercedes-Benz. Ve Sercan'ın, bizim işimiz Sercan'ın fotoğraflarını çekmek. Ve tüm Sercan hafta. Aynı Georgic'lerini, o iğrenç, en sevmediğim kombinim bu arada. Georgic, pantolon, gömlek. Hatta bir kere arkadaşımıza özel gömlek diktirmiş. Aynen. Ve onunla, ve arkadaşlar bu arada sadece bu da değil. Sercan oradaki insanlara kendini model ve moda tasarım öğrencisiymiş gibi tanıtıp İnsanlarla konuşuyordu. Yani ben artık Sercan lütfen gidelim, lütfen gidelim. Artık yeter. O fuaye orada alanındaki ikramları yemekten, içmekten artık ben utanıyorum. Birisi böyle bak şey gelmiş tamam mı? Sercan bir de sanki oranın sahibi. Ana sponsor. Getirir misin canım? Şey getirir misin? Onu getirir misin? Bunu getirir misin? Ve böyle bir şey gelmiş tamam mı? Kanepe, ekranlar falan filan geliyor. Erik Turşu. Sercan, Erik Turşu. Ben falan geliyorum. Sercan böyle ördek eti gibi bir şey var tamam mı? Tercih ördek eti gibi bir şey böyle şey. Bu ne için tavuk be? Deniz bahsediyor. Sen yani bir de ben artık nasıl biliyor musun? Ben var bir de biz de yanına sürükle. Biz artık böyleyim Sercan lütfen gidelim lütfen gidelim. Böyle ya çok da içinde değildim ben moda sektörünün. Evet. Sen çok meraklı, çok tanıyordun birilerini. Aynen. Bir önceki yıllarda atadıklarını siz her yıl hacca gider gibi orada buluşuyordunuz. Bir kafileyle hac yapıyordunuz siz. Sen kanka niye manken model olmadın? Bu arada Sercan'ım gençken görme. Sercan gençken bu arada Pakistanlı Sercan'la fotoğraf. Yasude bu akşam ilk yayın diye bütün secere döküldü. Arkadaşlar yıl 2015 falan tamam mı? Sercan dedi ki kanka dedi bütün Pakistan Facebook'unda benim fotoğraflarım var. Sercan öğrenciyken anlatıyorum kanka ben kanka, anlatayım. Sen böyle dur ben anlatayım tamam mı? Sen böyle mahcup mahcup. Sercan öğrenciyken şey yapıyordu. Can Güven neydi? Can Kurtaranlık yapıyordu sahilde tamam mı? Bayağı böyle zaten neydi kanka? Gümüş brove miydi? Gümüş brovesi gümüş var kanka. Bunu da her zaman söyler. Gümüş brovesi ile birlikte sahilde can kurtaranlık yaparken o sahil halka açık bir sahil ve yani bir sürü insan geliyor. Yani bundan tabii 10 sene öncesinden bahsediyorum bu arada. Ondan sonra böyle oraya tabii yani başka uyruklardan yani böyle ne bileyim yani turist amaçlı gelmiyorlardır nasıl geldiğini bilmiyorum. Neyse Sercan'ı sarışın. Yaptıkları çok büyük ırkçılık bu arada. Sarışın ve renkli göz olduğun için senin ünlü olduğunu zannedip seninle fotoğraf çekilmeleri. Toplu. Sercan'la bire yan yana fotoğraf çekildiler. Full. Ve Sercan fotoğrafları attı. Onlar fotoğraf çeken arkadaşları çekmiş böyle bir sürü. Fotoğraf çekmişler Sercan'la. Ünlü olduğunu zannettik. Acaba Kıvanç Tatlıtuğ falan mıydı? Niye can kurtaranlık yapasın sahilde? Hintli ya da Pakistan. Evet özel zannediyor. Biraz da belki yapılan ayrımcılıktan kaynaklı mı? Bu o kadar sarı sarı parlıyor ki. Dayanamayıp bununla fotoğraf çekmiş ama böyle full ailecek böyle bununla fotoğraf. Bu da hiç bozmadan. Sen ne dedin ona dedin mi ben oyuncuyum falan diyorum. Dedim. Ne dedin onlara? Ne diye kandırdın? Yani dedim işte uluslararası bir model olduğumu falan söylemiştim. Peki demediler mi abi model sen niye burada can kurtaranlık? Ay can kurtaranlık kötü bir şey mi? Tamam can kurtaranlık şey üniversite yapmıyorum zaten. Üniversite okudum sezonluk bir şey. De hani modellik yapıyorsan, uluslararası düzeydeysen ne bileyim. Yok ya model falan demiştim öyle. Zaten şeyle işte dönemde, Fashion Week'le. O zamanlar sen gazı aldığın için. Gazı aldığım için o kafalardaydım zaten biliyorsun.
Benim tonum değil galiba bu. Tanrı'ya yalvarmıştım yıllar önce. Şarkı sözleri nerede? Dedim şarkı sözlerini bulamıyorum. Yanına benden önce, benden önce. Küçük bir şans daha istiyorum. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Küçük bir şans daha istiyorum. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Acı veriyor. Baştan sevmesi, bir gün benle bir gün ayrı geçmesi. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Biz niye bu kadar dertlendik? Bir gün senle bir gün ayrı dönmesi. Niye bu kadar de şey olduk ya? Niye bu kadar düştük? İzleyici doğru aşka doğru istiyor. Neden bu kadar duygusal olduk? İzleyici derde doğru mu istiyor? Cıvıl cıvıl başladığımız yayının geldiği nokta işte bu Türkiye gerçeği. İki göbek atıp eğleneceğimiz yerde uğraştığımız şeye bak. Arkadaşlar sizi en azından görmek, bu iletişimi devam ettirmek çok güzeldi. Biraz ısınma, biz de bir şeylere ısındık açıkçası. Ne oluyor ne bitiyor bir baktık. Değil mi? Haydi oyna. Olduk reklam, yerin dibine girdi. Çekemem düşman, sağdan soldan konuşuyorlar. Dedikodu dedikodu, kuru iftira. Milletin ağzında olduk reklam, yerin dibine girsin. Çekemeyen düşman, sağdan soldan konuşuyorlar. Dedikodu dedikodu, kuru iftira. Milletin ağzında olduk reklam, yerin dibine girsin. Çekemeyen düşman, sağdan soldan konuşuyorlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni yayınlar, yeni deneyimler yapacağız. Ayağım kalktı. Ne yapayım, elim gidiyor. Allah! Sercan! Ay Sercan, gittiğimiz düğünde öyle bir oynadı ki. Böyle. O kadar çok oynadı ki. Böyle oynuyor, Sercan böyle oynuyor. Sefa.